Aziz milletimiz kıymetli Ankaralılar. İyi Parti olarak biz alın terini ve helal kazancı aziz biliyoruz. Türk milletinin binlerce yıllık mayası olan halın ve helal kazanç, medeniyetimizin mayası, toprağımızı vatan etme kuvveti, devletimizi milletimizle beraber kudretli yapma kuvveti olarak biliriz. biliriz. Türk milletinin binlerce yıllık mayası halın ve helal kazançtır. Milletimizin bu mayası toprağı vatan, Milleti asil, devleti kudretli yapmıştır. Bu hassasiyetlerimizle partimiz haksız imar emsel artışları ile sebep olunan haksız kazanç sürecinin ekonomimize ve milletimize en büyük kötülük olduğunu düşünmektedir. Ranta dayalı beton ekonomisinin bizi getirdiği yer herkesçe malumdur. Bu vesileyle 15 Temmuz darbesinin öncesinde ve sonrasında Ankara'da usulsüz imar emsal artışları ile FETÖ'ye sağlanan imkanlarla oluşturulan servetlerin ve tapu devirlerinin araştırılmasını talep ediyoruz. Bu hususta daha evvel TBMM'de FETÖ'nün finans ayağının bütün detaylarıyla araştırılması hususunda önergeler vermiştik. Tapu devirleri, mal devirleri üzerinde sağlıklı bir araştırma yapılabilirse şayet ve Ankara'da yaşanan rant kayırma düzeninin Devlet ve belediye imkanları ile oluşturulma geçmişi detaylarıyla ortaya çıkarılabilirse bugün konuşulan mevzuların buzdağının görünen yüzü olduğu ortaya çıkacaktır. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ın Ankaralılara sözü haksız kazancın ve rantın önünü kesme sözüdür. Mansur Yavaş bu sözünü tutacak. Biz de haram ve rant ile mücadelesinde Mansur Yavaş'ın mücadelesine destek olacağız ve süreci parti olarak hassasiyetle takip edeceğiz. Aziz milletimiz bilsin ki partimiz bütün dikkatini haksız kazanç ve rantiyeciler ile mücadeleye ve bunun sebep olduğu toplumsal ve ekonomik tahribata odaklamıştır. Türkiye kişilerin kayrılmadığı, hukukun ve kuralların herkese eşit uygulandığı bir kurallar ülkesi olmak zorundadır. Her türlü haksız kazancın, talanın, rantın önünün kesileceği bir ülkeyi hep birlikte kuracağız. Memleketimizin alın terinin ve helal kazancın baş tacı edildiği, yöneticilerin de bu ahlakın görünen en berrak aynası olacağı güne kadar Türkiye'de yönetme irademizle mücadeleye devam edeceğiz. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz. Teşekkür ederim. Sorunuz varsa sorularınızı alayım. Yok mu sorunuz? Tamam. Teşekkür ederim. Desteğinizi Efendim? Desteğinizi bir kez daha e, vurgulamış oldunuz. Hı hı. Dün e, Sinan Aygün bir basit toplantısı yaptı. o Performansı nasıl değerlendirdiniz? Sinan Aygün'ün açıklamalarını. Sinan Aygün'ün performansıyla ilgili değiliz biz ne günün varsa hukuka vereceği hesap onunla ilgiliyiz biz. Performansı falan bizim değerlendirme alanımızın dışında ama şunun bilinmesi lazım. Mesela şahsi olarak bir siyasi kavganın tarafı olarak algıladığımız sürece cümle kurma meselemiz değil. Meselemiz Türk yurdunu ifsad eden, haksız kazancın, alın terine suikast olan imar emsal artışlarının sebepsiz zenginleşme süreçlerinin Türkiye'de bir ee, devlet himayesi gördüğüne dair bir algı var. Bunun evvelinde belediye başkanları görevden el çekti, çektirildi. AK Parti bu anlamda bir irade beyan etti. Biliyorsunuz seçilmiş belediye başkanları görevden el çektirildi. Bu süreç içerisinde sağlıklı, sıhhatli araştırmalar yapılamadı. O araştırmalar yapılabilirse Türkiye'de bu imar emsal artışlarından doğan savrulmanın da nerelere kadar Türk yurdunu ifsad ettiği, fesada uğrattığı görülebilir. Bizim parti olarak hassasiyetimiz şudur, bilinmesini isteriz. Türkiye'ye sıcak sermaye girişi başladığı andan itibaren imar emsel artışlarıyla ortaklaşa ortaklaşa sermaye biriktiren bir süreç vardır. Yani bu FETÖ'cülerle bu işlerden imkan dahilinde istifade edenlerin araştırılması lazım derken kastettiğimiz şey budur. Yani FETÖ'nün finansaya araştırılsın derken Türkiye'ye giren sermayenin imza atanıyla para veren arasındaki ilişkiler ortaya çıkacak. Yani FETÖ'cüler bu işte müstakil değildir. Bu meselede FETÖ'cüler para koyup ya da para kazanan taraf olup, bu işlerle ilgili izin verenlerin de bu araştırmalara konu edilmesi lazım. Yani belediye ve devlet ayaklarının bu sebepsiz zenginleşme ve rant düzeninin içerisinde bütün detaylı ortaya çıkması lazım. Bu mevzuda kamuoyunun çok haklı endişeleri vardır. Sadece Ankara'da değil Türkiye'nin her tarafında sebepsiz zenginleşme imkanına dönüştürülen imar emsel artışları Türkiye'de sermayede de bir tekelleşme ve çeteleşme oluşturmuştur. Bu tekelleşme ve çeteleşmenin konusu olan ne kadar insan varsa devlet hakkaniyetle, hukukla bunlara dokunmak zorundadır. Biz bu konuşulanların iceberg'in görünen yüzü olduğunu düşünüyoruz. Detaylara ile ilgili meclisteki hassasiyet izharımızın sebebi odur ki Türkiye'de bu FETÖ'cülerin ellerine geçirdikleri maddi imkanlarla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin aleyhine uluslararası camiada her türlü kulisi yapabilme kuvveti haline gelen bu sermaye birikintisinin arkasında hükümetin de siyasi sağırlık ya da ferasetsizliğiyle yahut ortaklık hevesiyle olduğunu düşünüyoruz. Bu mevzuda hiç üstlerine değdirmemiş olmalarından endişeliyiz. Yani finans ayağının araştırılmamasının endişesini taşıyarak bu cümleleri kuruyoruz. Dolayısıyla efendim bu mevzunun üstüne hukuk gidecekse, hukukla gidilecekse sonuna kadar gidilmeli. Mevzu şahsileştirilmeden Türk yurdunu ifsad eden, berbat eden ekonomimizin tuzağı haline gelen bu rant düzeninin önüne geçilmesi lazımdır. Meselenin o kısmı ile ilgiliyiz. Bu meselenin kime değdiğinden çok bu meselenin neyi bozduğunu görmek zorundayız. Türkiye'de özellikle Ankara'da şimdi bundan sonra tartışmalar daha da devam edecektir öyle zannediyorum. Bu işlerden Çukurambar havalesi Ankara'nın mesela en çok rant üreten merkezlerinden birisidir. İşte ilgili yerlerin tamamında imar emsal artışlarından daha önce kim istifade etmiştir? 15 Temmuz'un evvelinde bu mallar kime geçmiştir? 15 Temmuz'da milletin, devletin suikastta uğradığı o dehşetli günde kim devletini kurtarmak için canıyla mücadele ederken kim tapu dairelerinde devir teslimle uğraşmaktadır ortaya çıkması lazım. Yani 16 Temmuz günü millet devletini sokaktan toplarken canıyla gidip tapu dairelerinde mal devirleriyle ilgilenenlerin ortaya çıkması lazımdır. Kim meclisi beklerken, kim külliyeyi beklerken, kim milletin devletini sokaktan toplarken canıyla mücadelesinin ortasında bunları bırakıp can havliyle mal edinme hevesine düşmüştür. Onun araştırması lazım. Ortaya çıkacak. Milletin evlatları şehit olurken mal derdine düşenlerin teker teker ortaya çıkarılması lazım. Bu FETÖ'cülerin olduğu rivayet olunan malların üzerine Yok parasına konan adamların bu malları biz aldıktan sonra bunlar helaldir duygusuyla gezip ona buna FETÖ'cülük istadında bulunmalarının da ortaya çıkması lazım. Yani üstünde FETÖ'nün malları olup önüne her gelene FETÖ'cü deme şehvetinin de önüne geçilmesi lazım. O yüzden bu meseleyle ilgili partimiz çok nettir. Geçen sene mecliste bu mevzuyla ilgili hassasiyet e, izhar ettik. Önergeler verdik. Defaten finans ayağı oluşturulmuşsa bu finans ayağının bütün detaylarının ortaya çıkması lazım. Bu ortaya çıkmazsa Buradaki iltihaplanmanın devletimizin nerelere kadar sarıp sarmaladığını öğrenemeyeceğiz dedik. Ama ısrarla bu taleplerimiz göz ardı edildi, kulak arkası edildi, görmezden gelindi. Bugün konuşulan mevzunun çok küçük bir kısmının bu olduğunu inanıyoruz. Iceberg'in bu dağının görünmeyen yüzünün konuşulması için bunun bir vesile olmasını diliyoruz. Buyurun. yazılı açıklama var. Yani bu o, projeden hiçbir haklı ve meşru bahanesi olmadan rahatsızlık duyanlar şuursuz ve gayrimillidir dedi. Şimdi Montre'yi tartışmaya açar mı, açmaz mı? E, Montre'yi sorgulatır mı tartışmalar arasında? Sayın Bahçeli'nin bu değerlendirmesini nasıl bulursunuz? Biz parti söyleyeyim? olarak bu meselede de şöyle durmak istiyoruz. Meseleye inat ettim, yapacağım. Ya da senin inadını kıracağım yaptırmayacağım gibi bir inatlaşma zemininde görmüyoruz. Meseleyi böyle konuşmuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin menfaatini olan her şeyi, Türk milletinin menfaatine olan her şeyi devletimiz öncelik sıralaması yaparak pekala yapabilir. İsterse değil Kanal İstanbul'u Samsun'dan aşağı Akdeniz'e kadar yarabilir isterse. Türk Devleti gücü kudreti yeterse isterse Karadeniz'i Akdeniz'e Türkiye'nin ortasından da bağlayabilir. Ama bunları yapma sürecinde... Ben bunu yapacağım inadından ya da yaptırmayacağım inat inatlaşmasından çok şunun konuşulması lazım. Karı zararı. Yani fizibil tersi. Etkileri, çevreye zararları, Türk ekonomisine katkıları, Türk ekonomisinin öncelikleri, milletimizin ihtiyaçları bütün bunlarla ilgili kamuoyunu mutmain edecek bir detaylı süreci organize etmesi lazım hükümetin. Yani ben inat ettim yapacağım efendim senin inadına rağmen ben sana yaptırmayacağım taraflarından biri değiliz biz. Biz meseleye şöyle bakıyoruz parti olarak. Bu meselenin konuşulması ihtiyaç haline gelmesinin sebebi nedir? Yani sorularla kamuoyunun dikkatini çekmeye çalışıyoruz. Nedir onlar? Bunun karı nedir? Önceliği nedir? Amacı nedir? Niçin bu gerekçelerle ekonomimizin bu kadar dar boğarda olduğu, finans problemlerimizin, finansal destek bulabilme problemlerimizin ayuka çıktığı zamanlarda böyle külliyetli bir rant projesinin önceliği nedir? Mesela biliyorsunuz ki bütün kanallar ulaşım kolaylığı sağladığı için tercih ediliyor. Kimisi 5000 kilometre, kimisi 6000 kilometre, kimisi 1500 kilometre yol kısaltıyor. Yol avantajı sağlıyor. Kimisi bu süreç içerisinde sağladığı yol avantajından dolayı ekonomik olarak fizibilitesi yapıldığı için tercih ediliyor. Bizim bu kanalın tercih edilmesinin gerekçelerini kamuoyuna paylaşması lazım hükümetin. Niçin? Daha uzun bir kanalı tercih etmek zorundadır şeyler. E, bu boğazları kullanan insanlar. Kıyıda e, sınırdaş olanlar ya da olmayanlar. Niçin? Mevcut kanaldan daha uzun bir kanalı tercih etmek zorundayız. Mevcut bir kanal varken ilave kanal açmanın izahını bekliyor toplum. Kanal var. Şimdi kanal yok. 6000 kilometre dolaşarak ulaşmak zorunda olduğunuz yerlerde ...kanal açmak bir izah edilebilir bir şey için ihtiyaç hissettirmez. Yani ben buraya kanal açıyorum. Niçin açıyorsun? E geçiş yok. Geçiş olmadığı için kanal açıyorum. Tamam. E şimdi kanal var. Var olan kanalın yanına daha uzununu açarak neyi teklif etmiş oluyoruz? Bu ne projesi tam olarak? Bunun detayları üzerinden... ...kamuoyunun iyice bilgilendirilmesi lazım. Biz bununla ilgili ısrarla bir şey demeye çalışıyoruz. Bu yapılabilir. İhtiyaçsa da yapılabilir. Lakin... Öncelik sıralamasını izah edeceksiniz. Lakin bu kadar parayı buraya vermekten daha anlamlı işler var. Mesela Atatürk barajının yapılmasından sonra baraja bağlı kazanç raporlarına bakmış mı hükümetimiz mesela? 5 milyar dolar harcayarak yapılmış bir projeden 28 milyar dolar para kazanmış hükümet. Proje böyle olur. Harcadığınızın 4-5 katını alırsınız yakın bir gelecekte. Şimdi sizin bu projenizin gerçekleşme süreci, bitme süreci, bittikten sonra bunun Alın terine etkileri, Türk ekonomisine ayak kaldığım etkileri üzerine hiç kimse cümle kurmuyor. Efendim kanaldan kazandığımız parayı kimse konuşmuyor. Bak kanaldan şu anda bizim boğazlarımızdan kazandığımız parayla kanalı yaptıktan sonra kazanacağımız parayı kimse konuşmuyor. Avantajlarımız ne? Şunun hesabını versin hükümetimiz. Efendim bu proje konuşulduğu andan itibaren o bölgedeki arsa kayıtlarını da ifşa etsinler. Hadi. Buyursunlar ifşa şey etsinler. Yani o bölgeden kimler arsalar almış? Kime ne kadar arsa verilmiş? Kimler pozisyon almış? Bunlara bakılsın. Ha milletin zenginliği olacak deniyorsa onların da bir sürü usulü vardır. Toplumu ikna edersiniz. 82 milyonu ikna edersiniz ki bu proje olmazsa olmaz bir projedir. Çok lüzumlu bir projedir. Türk ekonomisini ayağa kaldıracak bir projedir. Buna 82 milyonu kane ettiniz mi? Ondan sonra süreci kendi yandaşlarınızı zengin etme hevesiyle azgın bir kazanma duygusuyla buluşturmaz. Şöyle yaparsınız. Bütün milleti ortak edersiniz buna. Projeye de ortak edersiniz. Yani kanal projesini projelendirirsiniz. Bütün milletin ortak olacağı bir finans mekanizması oluşturursun. Millet hissedar olur. Olabilir. Ama biz sizin yerinize zengin olacağız diyorsanız, biz sizin yerinize buralarda bir konfor oluşturacağız diyorsanız, millet bu işlerden yoruldu. Ranta dayalı beton ekonomisinin bizi getirdiği yer diyoruz ısrarla. Ranta dayalı beton ekonomisi. Yani şehirlere yaptığınız yatırımların Bina dışında olanlarıyla ilgiliyiz biz. Binaların konut, mesken, iş yeri olanlarının dışında olanlarla ilgiliyiz. Neyle ilgiliyiz? Üretici olmak vasfına haiz olanlarla ilgiliyiz. Şehirlere yapılan stadyumlar var. Birincilik takımlarımız, birincilik takımlarımız bile bankalar üzerinden bize yük oldu biliyorsunuz. Trilyonlarca lira vererek yapılmış stadyumlar var. Üçüncü, dördüncülük takımlarına. Bu kadar işsizliğin olduğu zamanlarda oralar yapılana kadar alın teri ayağa kaldırılacak şekilde üretim üretim yapılsaydı, tesisler açılsaydı daha iyi olurdu. O yüzden biz kanala öncelik sonralık sıralaması açısından da bakıyoruz. GAP teklif ediyoruz. GAP'ın bitmesini teklif ediyoruz. GAP'ın özellikle unutturulduğunu düşünüyoruz. GAP'ın İsrail'in kulesiyle unutturulduğunu düşünüyoruz. GAP'ın bu bölgede hesabı olan GAP'ın bu bölgede hesabı olanlarca unutturulduğunu düşünüyoruz. Yavaş tattırıldığını düşünüyoruz. GAP ayağa kalkması lazım. GAP'ın ayağa kalkmasıyla bölgenin ayağa kalkma imkanlarının kanaldan çok daha ciddi etkisi olacağını düşünüyoruz. İstihdam anlamında da, üretim anlamında da, Türkiye'nin kendi kendine yetebilmesi anlamında da. Üstelik proje devam ediyor biliyorsunuz. Yani hükümetin ilk yıllarda biraz kaynak ayırıp şimdilerde ihmal ettiği bu süreci ciddiyetle takip etsinler, tamamdasınlar. Memleketin işsizliğine katkısı olsun. Mesela bu rant ranttan yoruldu millet. Sebepsiz zenginleşme imkanına dönüşür bu tip projeler. Bunu da rakamlardan çok rahatlıkla görebilirler. İktidara gelmiş hükümetin iktidara geldiği günden bugüne kadar Türkiye'deki sermayenin Türkiye'deki sermayenin sahip olduğu 200 bin kişinin miktarı ne kadar artmış oradan baksınlar. 200 bin kişinin bankadaki toplam mevduatı kalanların mevduatına denk arkadaştır. Bu gelir gider adaletsizliği demektir. Bu rant düzeninden istifade eden bir avuç mutlu azınlık demektir. Memlekette ekonomi büyüyor mu? Tabii ki büyüyor. Ekonomi büyüyor ama ekonomi sağlıksız büyüyor. Ekonomide dar gelirliler ezilerek büyüyor. Ekonomide ücret düşü ücreti düşük olanların canı çıkarak büyüyor. Ekonomide konforu konforu iktidara yakın olanlar lehine büyüyor. Dolayısıyla bu projelerin millet lehine büyümesinin yolu kanal İstanbul gibi rant projeleri değildir. Rant da bir kalkınma modelidir. Ama hükümet 18 yıldır zaten bu modelle ekonomiyi ayağa kaldırmaya çalışıyor betona çarptık, betona çakıldık şimdi. Görüldü. Şimdi hükümetimiz bize halen diyor ki beton işi daha bitmedi, devam edeceğiz. O yüzden biz bu meseleyle ilgili çok ciddi tahkikat istiyoruz. Çok ciddi milletin de bilgilenme sürecini yönetecek devlet ciddiyeti istiyoruz. Yani ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptırmazuk isyanını, ne AK Parti'nin yapacağım göreceksiniz inadını İkisinin arasında makul bir yerde duruyor ve diyoruz ki bunun öncelik sorarlılık sıralamasını, fayda zarar analizini, fizibilite raporlarını yapıp mukayeseyle yani bu benzer bir kanalın Türkiye dünyanın her yerinde bir sürü emsali var. Yapılmış. Ne kazanılmış, ne umulmuş, nasıl yapılmış, ne kadar sürede bitirilmiş ve bundan ne kazanılmış. Bütün bu süreci millete anlatmak çok zor değildir. Kuru inattan vazgeçsin hükümet. Muhalefetle inatlaşarak bu işler olmaz. Muhalefet de bu işe istemezlik edasıyla falan yaklaşmasına gerek yok. Biz bu işin çerçevesinin dört başı mamur konuşulmasına yetecek kadar aklımızda devlet ter tecrübemiz de var. Ama genel olarak şu anda Türkiye'nin Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve Türk ekonomisinin rant öncelikli olmaması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü hükümetin bu anlamda sicilin çok parlak olmadığını düşünüyoruz. Sebepsiz zenginleşme alanı haline döner bütün projelerde olmuştur bu. Tren yolu dahil bütün güzergahlarda Ahmet Davutoğlu zamanında olmuştu. Biliyorsunuz sebepsiz zenginleşme imkanına dönüşen yöneticilerin mal araştırılması ile ilgili bir hassasiyet gösterilmişti o zaman. Aynı şeyi söylüyoruz. Bunlarla ilgili yakında şöyle bir şey isteriz biz. Önerge veririz meclise parti olarak. Kanal projesi konuşulduktan önce ve sonra yakın bir öncelikte ve sonrasında müşahhas hale geldikten sonra buralardaki arsa ile ilgili dikkat çekeriz. Araştırma önergesi isteriz. O zaman ortaya çıkar. Rant kimin için rant?